Şimdi rulolarımızı tekrar geri yapıştıralım. Buradan kategoriler içeriği silelim. Burada DYD kategoriler diyelim. Buradaki kategoriler yazısını kopyalayıp buradaki COSPA panel 1'i değiştirelim. Kategoriler yapalım. Daha sonra burada title'ı alalım. Şu title'ı. Title'ı alıp biz PHP echo diyelim. Ve kestiğimiz title'ı yapıştırdıktan sonra PHP'yi tekrar kapatalım. Şu an F5 diyelim. F5 dediğimizde bakarsak son yazılar geldi. Açılır kapanır bir şekilde gayet güzel bir şekilde geldi. Hemen diğerlerine de aynı sistemi uygulayalım. Son yorumlara. Son yorumlar için hemen comments'leri araştıralım. Recent comments buradan geliyor. Bakarsak burada farklı bir şekilde comment'ler yazdırılıyor. Yine ulların içinde. Biz hemen kodlarımızı şurada site var da Ctrl Z diyerek geri getirelim. Buradan kopyalayalım. Bizim açılır kapanır menümüzün kodları burada kalsın. Bunu bu şekilde kaydedelim. Lazım olduğunda kopyalamamız için bu şekilde kalsın. Hemen ulun başlangıcında ulun başlangıcından kopyaladığımız kodlarımızı yapıştıralım. Burada kategoriler içerikten sonrasını Ctrl X ile keselim ve ulun bittiği yere bakalım. Ul burada bitiyor. Ulun bittiği yere yapıştıralım bunu. Bu script'i Ctrl X ile keselim ve PHP'nin bittiği bir yerde bu şekilde yapıştıralım. Daha sonra burada çalışmaya devam edelim. Burada dolar output diye bir kod var. Bunu alalım. Hepsinin başına öncelikle bir yapıştıralım. Hepsinin başına yapıştırdık. Daha sonra tek tırnaklar arasında bu bizim divlerimizin hepsini yazdıralım. Tek tırnaklar arasında yazdırdık. Tekrar output'u alalım. Output'u bu kategoriler içeriği seçip onun yerine yapıştıralım. Burada output'u tekrar kullanalım. Tek tırnaklar arasında PHP'nin içinde HTML etiketlerini kullanalım. Şimdi hepsinden sonra noktalı virgülümüzü koyalım. Burada da bitirelim bunları. Burada da bitirelim. Şimdi devamlılığı sağladık bence. Hemen bir bakalım son yorumlarımız ne alemde. Bakarsak son yorumlarda gayet güzel. Bizim istediğimiz şekilde geldiler. Burada kategoriler diyor. Biz kategoriler yazmasını istemiyoruz. Burada bizim için yine buradaki title'ı kopyalayalım biz. Pardon, keselim title'ı. Oradaki title'ı kestik. Biz bunu buradaki kategoriler yerine yazdırmak istiyoruz. Hemen yazdıralım. Burada tek tırnağımızı bitirelim. Bunu birleştirelim. Tek tırnağımızı bitirdik. Onu birleştirdik. Buradan noktalı virgülü atalım. Tekrar birleştirelim. Noktayla. Boşluk verelim. Şimdi bir kontrol edelim sayfamızı.
bakarsak istediğimiz etkiyi yakaladık. Gayet güzel. Son yazılar dedi, son yorumlar dedi. Şimdi hemen arşive gelelim. Arşiv neredeydi? Hemen bir bakalım tekrar yukarıdan. Bu Food with Gates page sayfalar eklentisi diyor. Linkler diyor. Bakarsak arama, arşiv burada. Hemen bakalım arşivin ulları da burada arşivin. Hemen bir sidebara girip tekrar bunu kopyalayalım. Yapıştıralım. Buradan biz yine tekrar kategoriler içerikte dahil keselim. Uldan sonraya yapıştıralım. Divide arşiv diyelim. Arşivi buradan kopyalayıp bu collapsible panele yapıştıralım. Daha sonra bu kategoriler içeriği buradan silelim. Ve title'ımızı tekrar yine aynı şekilde orada title eşittir app filter diyor. Oradan bunu keselim. Buraya tekrar gelip php echo diyelim. Yapıştıralım ve php'mizi kapatalım. PHP'mizi kapattık. Şu anda bakarsak arşivde de aynı etkiyi yakalamış olacağız. Arşive bakalım. Evet, gayet güzel. Açılır kapanır bir şekilde geldi. Hemen kategorilere de aynı şekilde yapalım. Kategorilere bakalım. Meta var. Meta'yı yapalım. Sidebar'dan yine kopyalayalım. Burada meta var. Meta burada ullar başlıyor. Ul başlıyor burada. Yapıştıralım. Yine aynı şekilde kategoriler içerik dahil hepsini keselim. Ve ulun bittiği yere yapıştıralım. Kategoriler içeriği buradan silelim. Buraya da divide meta diyelim. Metalar diyelim. Bu metaları kopyalayıp yine en sonunda script'in en sonunda değiştirelim. Yine aynı şekilde title'ımız title'ı keselim. Burada kategoriler yazan yere PHP etiketlerimizi başlatalım. PHP'mizi bitirelim. Echo diyelim. Şu anda metalarda da aynı etkiyi yakalamış olduk. Hemen kontrol edelim. Evet, gayet güzel. Şimdi bir tek kategoriler kaldı. Kategorileri de yapıp bu dersi sonlandıralım. Kategori class diyor. Burada bir JavaScript daha var. Hemen ulları bulalım. Sidebar'dan yine kopyalayalım. Yapıştıralım. Aynı şekilde kategorileri içerik olan kısmı silelim, keselim. Ve ulun altına yapıştıralım. Buraya kategoriler diyelim. Bu kategorileri kopyalayalım. Yapıştıralım. Daha sonra title'ımızı alalım. Title'ımızı keselim buradan. PHP başlattık. PHP'yi bitirdik. Echo dedik. Yapıştırdık. Tekrar bakalım. Hemen kontrol edelim. Kategorilerde bir hata mı yaptık? Ullar bunun içinde. Div burada bitti. Kategoriler dedi. Kopyalayalım. Yapıştıralım. Kaydedelim.
dedi. Title burada. Tamam. F5 diyelim. Tekrar bakalım. Kategoriler. Kategoriler dedi. Kategori içerik dedi. Bu kategori içeriği bir kaldıralım buradan. Sidebar'a bakalım. Biz kategoriler diye yanlış bir tane daha mı yaptık diye bakıyorum. Hemen arattıralım. Ctrl+F kategoriler diyelim. 1 buldu, 2 buldu. Burada bu kategoriler olmayacak. Buna hemen bakalım. Recent post. Son eklenenler olacak. Son eklenenleri kopyalayalım. Burada tekrar yapıştıralım son eklenenleri script'imize. F5 diyelim. Bakarsak son yorumlarda bir sıkıntı var. Sadece son yorumlarda bir sıkıntı var. Hemen son yorumlara da şöyle bir göz atalım. Comments olarak arattırdık. Son yorumları bulduk. Hemen bakalım. Burada son yorumlar diyelim. Bunu buradan kopyalayalım. Script'imizi ta aşağı atmıştık herhalde. Bunu burada buraya no diyelim. Script'i biz keselim. Bakalım yine nerede bu script'i nerede yazdırabiliriz? Onu kontrol edelim. Burada PHP'yi bir bitirelim. Şurada tekrar başlatalım. Bu araya da biz script'imizi yazdıralım. F5 diyelim. Evet, son yorumları yine almadı. Açılır kapanır bir şekilde yapmadı. Bakarsak div class output dedik.